Değerli izleyicilerim, nasılsınız? Yani hayat size güzellikler ve aydınlıklar getirsin. Sizin rüyalarınız, sizin bana yolladığınız rüyalarla ilgili size yardımcı olacağım değerli izleyicilerim. Evet, geçen hafta şey olmuştum. Ayın ikisi ve üçünde çok şiddetli bir şekilde tansiyonum falan düştü ama şu an iyiyim. Hatta rahat rahat duş aldım, çok keyifliyim. Evet, Dilber Tolga. Merhabalar Emine Hanım. İsmim Dilber Burcumay. Rüyamda bahçe gibi bir yerdeyim. Meyveli ağaçlar var. Şeftali alıp yedim. Önümde iki elma ağacı. Elmaların şekilleri çiçek şeklindeydi. Renkleri kırmızı, beyaz, kırmızı ve arasında bir tanesi beyaz renkteydi. Ben elma almak istedim. Baktım ne zaman olgunlaşmasına, bir hafta ne zaman alırım diye gittim diyor. Şimdi şöyle Dilber Hanımcığım, sizin eşinizin ya da ilişkinizle alakalı işle çözülmesi gereken noktalar var. Elma mevsimi ne zaman toplanmaya başlarsa hanenizdeki sorunlar, hanenizdeki maddi problemlerin biteceği. Şeftali dönemi bu dönem olduğu için şöyle söyleyeceğim. Bir ev, bir toprak işiniz aydınlığa kavuşacak. Kırmızı tez vakitte aydınlığa kavuşacak. Eğer kız çocuğunuz varsa gelecekte çok başarılı ve aydınlık bir noktaya erişecek. Ama onunla ilgili gereksiz kaygılar yaşıyor olabilirsiniz. Bir de denize hakim bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. Büyük bir ihtimal güzel bir ev ve deniz bakan ya da göl bakan, artık neyse, böyle bir ev kapınız hakim olacak diyorum. Şükranlı Yılmaz. Yıldız, rüyamda eski sevgilim, eskisi gibi olduğumuzu, bir anda kaçtığımızı, ondan beni kovaladığını gördüm. Sonra beni yakalıyordu. Anlamı nedir? Eski sevgilin dönmeyecek. Bunu boşuna evrende tutmana gerek yok. Ama sana hayırlı bir kısmet var. Büyük bir ihtimal eskiyi kafandan bitersen Eylül-Ekim gibi güzel muradın gerçekleşecek gözüküyor. Selma Girit, rüyamda GNT, yeşil renk gördüm. 3 tane güzel insan yorumlar mısınız? Siz de güzel bir insansınız. Rüyada 3 tane muradım var. Kariyerinle alakalı olabilir, ailenle ilgili muradın olabilir ya da bir anahtar, bu araç ya da iş kapınla ilgili. Bu muradın büyük bir aydınlığa kavuşacak ve bu aydınlık size çok güzel oluşumlar yaşayacağını söyleyebilirim. Gönül, özel gönül tok söz. Rüyamda arkadaşımın evine evine gidiyordum ve orada bütün halalarımı görüyorum. Ailenizin baba soyunuzla alakalı bazı pürüzleri var. Bunlar çok uzun süredir problem ve sıkıntılı. Hala çözülmemiş olaylarınız var ve biraz can sıkıntısına sebep olur. Bir de biraz daha huzursuz olabileceğiniz söz konusu. Hatta baba soyunuzda bir ölüm sonrası yaşanan sıkıntılar olabilir. Belgin, rüyamı ya, çok mutluyum. Rabbim de siz mutlu. Hani rüyan nerede? Belgin, tamam, rüyan yok ama üzgünüm. Gördüm ama rüyan yok canım benim. Nazan Aydın, 32 yaşındayım. Ya, rüyamda sürekli temiz çorba bıçakla doğruyordum. Bir sürü temiz çorabı bıçakla doğruyordum. Çoraplar hep açık renkliydi ama ekmek doğrar gibi doğradım. Çorap sizin iş ve parasal evrenizde yaşadığınız sıkıntılarınız, çorap söküğü gibi, hani doğruyorsunuz ya, gidecek. Hatta ve hatta çok güzel bir anlaşma, ailenizde beklenilen bir evrak işiniz varsa büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız demektir. Seçil Sağlıca, rüyamda eczanede ilaçlar alıyorum. 44 yaşındayım. Sevdiğim kişide yakın zamanda ayrıldım. İkizi. Eczaneden ilaç almak, gerçekten psikolojik olarak çok yorgun olduğunuz eski sevgilinizin size geri döneceğini gözükse de tekrar aynı kavgalar, kaoslar yaşanabilir. Ruhsal olarak seni yormuş olarak gözüküyor ve onun verdiği sözleri tutmadığı için sen buna kırgın ve öfkeli gözüküyorsun. Dikkat et. Güler Ece, rüyamda dolunay gördüm. İki tane gökyüzünde. Kova burcuyum, 59'u merak ediyorum. Eğer erkek çocuğunuz varsa onun düzeni ve onun hayatı ile ilgili beklediğiniz yatırım ya da eş ya aile olmasını istiyorsanız hayırlı bir enerjisi var. Ve bu haneyede iki tane, bir kız bir erkek çocuk enerjisi aydınlığa kavuşacak. Ve siz evlatlarınızla ilgili muradınız büyük bir aydınlık şekilde feraha erecek gözüküyor. Betül Köse, Akrep Burcu'yum, 20 yaş. Renk renk bir sürü inek sürüsü gördüm. Ailemle birlikte yanlarındaydık. Bağlı köpekler gördüm. Köydeydik. Hiç görmediğim bir köydeymiş.
Şimdi şöyle söyleyeceğim. Kariyerinle ilgili inek aslında birkaç yıl içerisinde hedeflediğin düzen, iş, eğitimle alakalı hepsini yakın sürede bir sürü görüyorsun çünkü. 7 yıl içerisinde hedeflediğin her şeye sahip olacaksın. Yurt dışı kapın gözüküyor ya da ailenin yurt dışı ile alakalı çözmesi gereken kariyer anlamında seninle ilgili destek olacağı. Bir de çok güzel bir aşk yaşayacağım ve bu aşk ciddi olarak gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun. Sahar, 24 yaşındayım Boğa burcum. Rüyamda çantamızda yüzünü gördüm ve çok güzel parladığını. Çatımızda yüzünü. Ay gördüm ve çok güzel parladığını. Ona dokunmak istedim. Sıcak olduğundan dokunamadım. Çekindim. Çatımızdan sokağa bıraktım da Ayasofya Boğaz Köprü'nde çok güzeldi. Teyzem de yanımda. Şöyle söyleyeceğim Sahar'cığım, ailenizin Ayasofya Camisi ve Boğaz Köprüsü seni bekliyor. Allah kısmet ederse bu enerjiye geleceksin ama senin hayatında çok güzel çatın, yani aile çatın, düzen hayatın o kadar güzel olacak ki dokunmaya kıyamayacaksın. Hatta hiç sözlü tartışma bile yaşamayacaksın. Çünkü senin çocukluğunda yaşadığın bazı kaoslar, problemler var. Bunları çözemedi. Biraz da kendi içindeki mutsuzlukların var. Bunları örtmen lazım ve biraz kendine güvenmediğin gözüküyor. Lütfen güven. Rabbime de bol bol dua et lütfen. Ayşegül Torun. Kumsalda sakin bir denizin ayakta elimde bir kılıç vardı. Bunu okumuştum. Galiba öyle hatırlıyorum. Okumadıysam da artık idare edin. Fatma Yıldız. Okumuyorum 14 yaşında. Ama yazık ya. Birden okuyayım dedim. Fatma Yıldız'cığım okuyayım. Rüyamda sık sık tarihi bir binen sarayın içerisinde olduğumu görüyorum ve sarayın gizemini çözmeye çalışıyorum. Ünlü bir kariyer. Evet Fatma Yıldız, kariyerinle alakalı sanatçı ya da arkeolog ya da isimli bir insan olacaksın. Gerçekten de hedeflediğin saray, marka, isim olacaksın. Ve adaptasyon problemin yok, ileri problemin var. Bu ileri problemin altyapısını otur, çok güzel bir gelecek ve hatta yurt dışı niyetin var. Allah kısmet ederse hayatındaki yurt dışı kapılarında aydınlık olacak. Evlenirsen erkek çocuk sahibi olacağın gözüküyor bir taneciğim. Hülya devam ederken sürekli aynı rüyayı görüyorum. Eşimden ayrıldım ve telefonunu nasıl unutuyorum. Elimde telefon var, onu aramak istiyorum bir dönmesi için. Fakat telefon numarasını ben uğraşıyorum. Sonra rüyada bir kez görüşün. Ayrıldığınız eşinizle ilgili sözlü, şiddetli, kırıcı, size ait olan hayatınızı paramparça etmiş olarak gözüküyor. Ve bununla ilgili korku beslemiş gözüküyorsunuz. Geri dönmesini dönem dönem iyi niyetli ama bu kişinin size geri dönmesi hayırlı değil. Ve psikolojik olarak kendinizi güvende ve huzurda hissetmek istiyorsunuz. Eşinizin bu güveni ya da bu evreyi size vermeyeceğinden adım gibi emin olduğunuz için biraz bu konuları ve eşinize ait aileviyle alakalı sıkıntıları geride bırakma kararınız hayırlı gözüküyor. Sibel Turan. 41 yaşındayım. İkizler burcuyum. Rüyamda rahmetli dedemi bir tarlada gördüm. Rahmetli dedeniz, amcanız ve ölü olan köklerle alakalı ciddi anlamda miras tartışmaları, bazı karmaşıklıklar var ve yakın dönemde bu hanede yine bir sağlık problemi ve bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Beyaz gelinlik kendi içinizdeki ailevi sorunların daha alevleneceğini ve hatta hayatınla alakalı çocukların ya da evlatlarınla ilgili gelecekle ilgili kaygı yapıyorsun ama o evlatların gerçekten aydınlık ve kararlı çocuklar. Sadece sen eşinin soyundan ya da kendi sülalenden o kadar bıkmışsın ki hani herkes hayatımdan çıkıp gitsin ben de derin nefes alayım lanet olsun bir enerjiniz var. Gökçen Buşra Gör. Rüyamda Atatürk gözlerindeki ışığı görebiliyorum. Dedi bana bir savaş alanındaydık 23 yaşındayım. Devletle alakalı planladığın ya da kariyerinle ilgili planladığın noktalara gerçekten ışıl ışıl ait olacaksın. Akademisyen olabilirsin, kariyerinle alakalı hedeflediğin noktaların var. Büyük başarı. Gerçekten de devletten alacağınız çok büyük bir destek size büyük bir ışık ve aydınlık yaratacak ve bu aydınlığınız feraha erecek diyorum. Zeycan K. Abla bizi yazıyoruz ama görmüyorsun. Rüyamda ünlü bir erkek falcı bana fal bakıyordu. 4 ve 8. aylar arasında Aslan Burcu bir erkekle evleneceksin dedi. Kedi köpek fotoğrafı vardı kartlarda. Ben de kavga ettim falcıyla. 1900
Şöyle söyleyeceğim. Kariyerinle alakalı daha bitirmen gereken 4 ya da 8 ya da 4 yıl ya da 4-8 ay gibi bir süreç. Ama iş hayatınla ilgili de 2018 ve 2018'in sonları 4. ay 2019'un 4. ayı itibariyle hayatınla alakalı noktada çok büyük değişimler yaşayacağın ya da yaşamışın. Eğer bu değişimleri yaşamadıysan rüyanız 4 yıl ya da 8 yıl içerisinde çok güzel bir insanla hayat kuracağınızı, mutlu bir düzen kuracağınızı ama bu aralar merak sardığınız konularda biraz hani meditasyon, yoga enerjinize iyi gelebilir. Bunları toparlamanız lazım. Rukiye uyanık. Selam, 49 yaşındayım. Rüyamda harmanda patos çalışırken gördüm. Yardım ediyormuşum ve kendi elma bahçemde. Yani Rukiye uyanık. 49 yaşında diz ve kemiklerle alakalı sağlık problemi, kardeş ya da çocuklarla alakalı yaşadığınız sıkıntılar, özellikle elma bahçesi gördüğünüz, artık elmaların biraz daha büyüdüğü noktada bitip büyük bir aydınlığa ve feraha kavuşacağınız gözüküyor. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Allah bütün rüyalarınız aydınlık kılsın. Her hafta düzenli şekilde yorumlayacağım. Merak etmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.